Merhabalar arkadaşlar. EYS yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 73. testteyiz. Tek ve çift fonksiyonlarla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda gerçek sayılara tanımlı fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur? Fonksiyonların hepsine baktığımızda polinom fonksiyondur. Yani x'lerin kuvvetleri doğal sayıdır. O halde çift fonksiyonu sağlaması için tüm x'lerin kuvvetlerinin çift olması lazım. Bakın bu çift, 6 çift, 3 tek. Bu fonksiyon ne tek ne de çifttir eledik. X üzeri 5, 5 tek. Burada da x üzeri sıfırlı var. Çift, ne tek ne de çift. 2 ve 1'den dolayı ne tek ne de çift. 4, 2 çift sayılar var. Burada sabit sayı olduğu için yine kuvvetimiz sıfır ve çift. Dolayısıyla D'de verilen fx fonksiyonu kesinlikle nedir? Çift fonksiyondur. 2'deyiz. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardan hangisi ne tek ne de çift fonksiyondur? Bakın 3 var kuvvette ve 1 var. Hepsi tek. O yüzden bu fonksiyon tektir. 4 var, 2 var. Sadece x'lerin kuvvetlerine bakıyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyon çifttir. Diğer testte anlatmıştım. C'ye baktığımızda tek tek arkadaşlar tek fonksiyon kesinlikle. X kare 2 çift. Burada da x üzeri 0'dan çift. Bu fonksiyon da çift fonksiyondur. Edirne'ye baktığımızda 3, 2, 1'i tek, 1'i çift. O yüzden ne tek ne de çifttir. 3'teyiz. Fx tek fonksiyon olmak üzere f(x) eşittir fx eksi 4x küp eksi 4x olduğuna göre f1 eksi f eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Eğer fonksiyon tekse f(x) eşittir eksi f(x)'tir. Yani x'in işareti değiştiğinde fonksiyon komple işaret değiştirir. O halde f(x) gördüğümüz yere eksi f(x) yazalım. Eksiği ne yapıyor aslında? Eksiği dışarı kusuyor tek fonksiyonlarda. Şimdi burayı düzenleyelim. Eksi f(x)'i sağ tarafa alalım. Artı f(x) olarak gelir. f(x) daha 2 tane f(x) yapar. Bu terimleri de komple sola alalım. Onlar da artılı gelecek. 4x küp artı 4x. Şimdi şu istenen ifadeye bir odaklanalım arkadaşlar. F eksi 1'i ben eksiyi dışarı kusacak fonksiyon tek olduğu için eksi eksiden artı f1 olarak düşünebilirim. Dolayısıyla topladığımda 2 tane f1 olarak ifade edebilirim. Benden istenen şey aslında buna eşit. Zaten elimde böyle bir eşitlik var. İstenen şeye ulaşmam için x'ine 1 yazmam yeterli. x'ine 1 yazıyorum. 4, 1'in küpü zaten 1. Direkt 4 yazalım. Buraya da 4 yazalım. Cevabımız ne oluyor? 8 oluyor. Yani denizde. 4'teyiz. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu fx eşittir a çarpı x üzeri 4, b çarpı x küp, c x kare artı dx artı e olmak üzere f fonksiyonun grafiği önermelerinden hangileri doğrudur? A, c, e 0 olursa x eksenine göre simetrik diyor. Şimdi fonksiyonun tekliği ve çiftliği ile ilgili x eksenine göre simetrikle alakalı hiçbir şey yok ki. Çift ise y eksenine göre simetrik oluyor. Tek ise orijine göre simetrik oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey söz konusu değil zaten. Burada ne yapmışlar peki? A yani kuvveti çift olanı sıfırlamış. C'yi yine E'yi yani fonksiyonu tek yapmaya çalışmış. Yani biz A, C'yi sıfır alırsak fonksiyon tek fonksiyon olur. Tek fonksiyon da orijine göre simetriktir. X eksene göre değildir. Bu yanlış. Seçeneklere baktığınızda zaten biri elediğinizde cevabı buluyorsunuz yani. Yine de biz çözelim. BDE 0 olursa y eksenine göre simetrik olur mu? B sıfırladık. Tek kuvvet gitti. D yine tek gitti. Geriye kalanlar hep çift. Çiftse o zaman y eksenine göre simetriktir. Doğru. E eşittir 0 ise başlangıç noktası yönü simetrik midir? Hayır. Orijine göre simetrik olması için A'dakilerin yani ACE'nin sıfırlanması lazım. Yani cevabımız Bursa. 5. sorudayız. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyon değildir? A seçeneğinde f r'den r'ye tanımlı olmak üzere f(x) eşittir x kare diyor. Bu polinom fonksiyon şeklinde bir fonksiyon. Yani x'in kuvveti doğal sayı ve çift olduğu için bu fonksiyon nedir? Çift fonksiyondur arkadaşlar. B seçeneğine bakıyoruz. Reel sayılar fark sıfırdan reel sayılara. Şimdi burada 1 bölü x kare var. Polinom fonksiyon değil ama şöyle düşünelim. X yerine eksi x yazdığımızda ne oluyor bakalım. 1 bölü eksi x'in karesinden yine 1 bölü x kare oluyor. Yani fx ile aynı oluyor.
Yani f(x) f(x)'in aynısına eşit olduğu için yine fonksiyon nedir? Çift fonksiyondur teorik olarak. C seçeneğine bakıyoruz. Burada bir tanım kümesinde sınırlandırma var. Eksi 1 artı 1 aralığından reel sayılara ve f(x) eşittir x üzeri 4 deniyor. Kuvvet çift arkadaşlar. Fonksiyon çifttir. Tabi burada tanım kümesinin simetrik olması da önemli. Her x elemandır. Eksi 1 artı 1 için f eksi x eşittir. Eksi x olur. Yani simetrik bir aralık olmalı ki fonksiyonun çift fonksiyon olması sağlansın. Ve bu aralık simetrik olduğu için arkadaşlar sorun yok. D'ye geldiğimiz zaman f eksi 1 ile 2 aralığından tanımlı. Bakın burada bir simetrik bir aralığımız yok. Yani 2'nin eksilisi burada yok. Yani her x eleman tanım kümesinde aldığımız her x için f eksi x eşittir f eksi yapamayız. Her ne kadar kuvvet çift olsa da yani şunu diyemiyoruz. Mesela f eksi 2 eşittir f 2 diyemiyoruz. Çünkü f eksi 2 diye bir eleman yok. Tanım kümesinde f eksi 2 yok. O yüzden D seçeneğinde verilen her ne kadar kural sağlasa da tanım aralığından dolayı fonksiyon çift olmuyor arkadaşlar. Kosinüs fonksiyonunun zaten çift olduğunu biliyoruz. Altıncı sorudayız. F çift G tek fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift fonksiyondur? Şimdi buna daha iyi anlamamız için değer verebiliriz. Yani fx ne olsun? X kare olsun. Gx de x olsun. Bu çift bir fonksiyon. Bu da tek bir fonksiyon. Polinom fonksiyon şeklinde değer verdik. Fx ile gx'in toplamı ne olur? X kare artı x olur. Dolayısıyla bu kuralda hem tek hem çift kuvvetler olduğu için ne tek ne çift olur. Çıkarma işleminde de aynı şekilde arkadaşlar. Ne tek ne de çift olur. Çarpma işlemine geldiğimizde x kare ile x'i çarptığımızda x küp olur ve fonksiyon tek fonksiyon olur. Bölme işlemine geldiğimizde x kareyi x'e böldüğümüzde x olur ve fonksiyon tek fonksiyon olur. F'in küpüne geldiğimizde x karenin küpünü aldığımız zaman x üzeri 6 olur ve kuvvet çift olduğu için çift fonksiyon olur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 7. sorudayız. Y eşittir fx çift fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyon değildir? Yine burada fx'i x kare alabiliriz ya da bunu şöyle farklı bir şekilde çözelim. Teorik olarak çözelim. F eksi x ne oluyor? Fx oluyor. F fonksiyonu çift olduğu için. Elimizde böyle bir veri var. Şimdi A seçeneğinde verilen fonksiyon çift fonksiyonsa x yerine eksi x yazdığımız zaman bakın ne yazıyoruz? X yerine eksi x yazıyoruz. Bunun değeri f üzeri 4 x'e aynı olmalı. Peki f eksi x f x'e eşit olduğuna göre ben f eksi x yerine ya da şunu şöyle düşünün. F eksi x'in 4. kuvveti gibiymiş düşünün. Yani bu 4'ü f'in üstüne de komple parantez üstüne de yazabiliyoruz. F eksi x f x de aynı çift olduğu için bunun 4. kuvveti de f üzeri 4x olur. Yani A seçeneğinde x'in işaretini değiştirilme sonuç değişmiyor. O zaman bu çifttir. B seçeneğine bakalım. X yerine eksi x yazalım. F eksi x artı eksi x'in küpü olur. F eksi x f x ile aynı zaten. Eksi x'in küpü ise eksi x küptür. Bu verilen fonksiyonla aynı mı bakıyoruz. F x artı x küple aynı mı? Değil. Peki bunun eksilisine mi eşit? Eksi ile çarptığın zaman eksi f x eksi x küp olur. Eksilisine de eşit değil. O halde bu fonksiyon ne tek ne de çifttir arkadaşlar. 8'deyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur? Şimdi bu fonksiyonun arkadaşlar parabol değil ama parabole benzeyen bir şekli var. Yani x eşittir 2 doğrusu bunun simetri eksenidir. Bakın 2 birim sola gittiğimizdeki görüntü 2, yine 2 birim sağa gittiğimizdeki görüntü 2. O halde biz bu simetri eksenini y eksenine taşıdığımız zaman yani 2 birim sola kaydırdığımız zaman oluşan grafik nasıl olacak? Yine V şeklinde olacak ve y eksenine göre simetrik olacak ve çift olacak. 2 birim sola ötelememiz için ne yapmalıyız? Tam tersine x'ten 2 çıkarmalıyız. Şimdi seçeneklerde böyle bir ifade yok ama buna benzeyen Denizli'ye baktığımızda arkadaşlar eksi f x eksi 2
diyor. Pardon, şuraya yanlış yaptık. 2 birim sola kaydırmak için 2 eklemeliyiz. Evet, tam tersine dedik ama tersini yazmadık. Şimdi seçeneklerde buna benzeyen Ceyhan'a baktığınızda tamam x'e 2 eklenmiş ama bir de f eksiyle çarpılmış. Şimdi f eksiyle çarpıldığında ne olur? F işaret değişiyor, yani y işaret değişiyor. X eksenine göre simetri alınır. Bu siyah grafiğin x eksenine göre simetriğini aldığımızda yine y eksenine göre simetriği bozulmaz. Çünkü sağa sola bir öteleme yok. Yani eksi f x artı 2 fonksiyonu nedir? Kesinlikle çift bir fonksiyondur. 9'dayız. F sabit fonksiyondan farklı bir çift fonksiyon olmak üzere. F 2m artı 1 eşittir. F 3m artı 9 olduğuna göre m'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi çiftlikten ziyade bir kere bu eşitliği sağlayan ilk düşüneceğimiz şeyler içerideki ifadelerin aynı olmasıdır. Yani bunlar bir kere aynı olabilir. 2m 3m'nin yanına attım. M 9'u diğer tarafa attım. 1 eksi 9'dan eksi 8. M eksi 8 olabilir. Diğer ihtimal arkadaşlar, fonksiyon çift fonksiyon dediği için hani çift fonksiyonda ne sağlanır? F eksi x eşittir f eksi sağlanır. Yani bu içerideki ifadelerden biri diğerinin eksilisi olabilir. İstediğimizi eksiyle çarpabiliriz. Mesela soldakini eksiyle çarpalım. Eksi 2m eksi 1 eşittir 3m artı 9 olabilir. Eksi 2m'yi sağ tarafa attım. 5m, 9'u diğer tarafa attım. Eksi 10 oldu. M buradan ne geldi? Eksi 2. M'nin alabileceği değerlerden biri eksi 8, diğeri eksi 2. Topladığımız zaman cevabımız eksi 10 olur. 10'dayız. Fx eşittir x kare eksi 1. Gx eşittir x eksi 1'in karesi fonksiyonları veriliyor. İfadelerden kaç tanesi doğrudur? G çift fonksiyondur diyor. Buradaki kare bizi yanıltmasın arkadaşlar. Gx fonksiyonunda x eksi 1'in karesini açtığımız zaman birincinin karesi x kare, birinci ile ikinci çarpımının iki katı 2x artı ikincinin karesinden 1. Yani x'lerin kuvvetlerine baktığımızda çift de var, tek de var. Burada da x üzeri 0 zaten çift. O yüzden g fonksiyonu ne tek ne de çifttir. Bu yanlış. F çarpı g çift fonksiyon mu, buna bakalım. F fonksiyonu çift mi? Fx x kare eksi 1. X'lerin kuvvetleri çift olduğu için çift bir fonksiyondur. F ile g'yi çarptığımız zaman bu x kare eksi 1'i dağıttığımız zaman ne gelecek? X kare eksi 1 ile neyi çarpıyoruz? X kare eksi 2x artı 1'i çarpıyoruz. X kareyi dağıttığımız zaman x üzeri 4 eksi 2x küp artı x kare. Eksi 1'i dağıttık. Eksi x kare artı 2x eksi 1 oldu. Düzenlediğimiz zaman x kareler gidiyor. X üzeri 4 eksi 2x küp artı 2x eksi 1 geliyor. X'lerin kuvvetlerine baktığımızda hem tek hem çiftler var. O halde ne tek ne de çift bir fonksiyon olur. F çarpı g. Bunu da eledik. Yanlış. F artı g ne tek ne çifttir. Şimdi f artı g'yi bulalım. Şöyle ayıralım. F x kare eksi x. G ise x kare eksi 2x artı 1. Düzenlediğimiz zaman 2x kare eksi 3x artı 1 geliyor. Hem çift hem tek var. O yüzden ne tek ne de çifttir. Bu ifade doğru. Dördüncü ifade f çifttir diyor. Zaten onu belirlemiştik. Doğru. F bileşke g çift mi? Bir de ona bakalım. F bileşke g'yi nasıl buluruz? F'in içine g'yi yazarız. G'nin kuralı x kare eksi 2x artı 1. F'in kuralı karesinden 1 çıkarıyor. Buranın karesini alacağız. X kare eksi 2x artı 1'in karesinden 1 çıkaracağız arkadaşlar. Bunun karesini açtığımız zaman bunu şöyle düşünebilirsiniz. X eksi 1'in karesi zaten bura. Karesinin karesinden x eksi 1 üzeri 4 olur. Bu dördüncü kuvveti açtığınız zaman küp de gelir, kare de gelir, 4 de gelir. Yani ne tek ne de çifttir. Yani bu ifade de yanlış. Toplamda iki tane ifademiz doğru. Cevap Bursa. 11'deyiz. Aşağıda y eksenine göre simetrik olan y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Y eksenine göre simetrik olduğu için bu fonksiyon çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyon olduğu için f eksi x eşittir fx eşitliğini sağlar arkadaşlar. Mesela eksi 3'ün görüntüsü ile 3'ün görüntüsü aynı. Eksi 2'nin görüntüsü ile artı 2'nin görüntüsü yine aynı, bakın. Gibi örnekler verebiliriz. Şimdi A seçeneğinde ne demiş? F eksi x eksi f x demiş. Yani eksiyi kusmuş. Bu nerede oluyor? Tek fonksiyonlu oluyor. Bu o yüzden ne oluyor? Yanlış.
Bursa'da fx eşittir f eksi x demiş. Doğru. Ceyhan'da 1 eksi f 1 eksi x f x artı 1 demiş. Böyle değil de ne olmalı? Eksilisi olmalı. Yani f'de şuranın eksilisini alın. Eksi x eksi 1 f x artı 1'e eşit olur. O yüzden bu ifade yanlış. F5 F1'e eşit mi? F5'in F1'e eşitliğine dair bir veri yok. Yani teklik çiftlikle de alakası yok zaten. Eksilisi de değil. Ve F5'in daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani 4 gerçi şöyle olur. Yani bunun devamında böyle gitmesini bekleriz ama sonuçta burada bir sınırlandırma da yapılmamış. Belki böyle yukarı devam edecek. Bu da yine belki yukarı bu şekilde gidecek. Buna dair bir bilgimiz yok yani. O yüzden yanlış diyoruz. F eksi 1 f eksi 5'e eşit mi? Yine eksi 1 burada arkadaşlar. Bunun değerini bulabiliriz yani. Ama f eksi 5'i bulamayız. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa.